Çok kıymetli katılımcılar, Türkiye'nin en köklü düşünce kuruluşlarından olan Taksim toplantılarının 189. oturumuna davet edilmiş olmanın mutluluğuyla her birinize ayrı ayrı Osman Bey şahsında teşekkür ediyor ve saygıyla selamlıyorum. Ve bu akşam ev sahipliğimizi yapan, dijital ev sahipliğimizi yapan Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Ama fiziksel ev sahipliği ya da misafirlik hakkımı da saklı tutarak diyerek. Türkiye'de bugünün siyaseti ve siyasi partileri var eden örgütlenmeleri konuşabilmek için halk egemenliğinin, demokrasinin ve çok partili dönemin doğuşunu anlamamız ve kavramamız gerektiğini düşünüyorum. Sizlerin de öyle düşündüğünü zaten biliyorum. Halkın seçme ve seçilme hakkının bulunmadığı bir yönetim biçimini geride bırakıp, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyen Gazi Mustafa Kemal'i anlamadan, bilmeden Türkiye'de siyaseti, örgütlenmeyi, demokrasiyi anlayabilmemiz ve anlatabilmemiz mümkün değil bana göre. Çünkü bu çok sesliliğe, ortak akla, demokratik siyasete, halkın egemenliğine kucak açan bir anlayış olmamış olsaydı tahmin ediyorum bugün başka koşullarda, başka şekillerde ve başka şeyleri konuşuyor olurduk. Bugün nasıl daha ileriye gidebiliriz sorusunun arayışı aslında bu buluşmalar, bu karşılıklı konuşmalar, fikir alışverişi diye düşünüyorum. O nedenle Türkiye'de örgütlenmenin aslında demokrasinin önemini bilen değil, daha doğrusu yalnızca bilen değil, özümseyen ya da içselleştiren ve bunları yapmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı olarak bu sunuşu yapmak benim için hakikaten bir mutluluk kaynağı. Ben bir kez daha çok teşekkür ediyorum bu fırsatı bana sağladığınız için. Tekrara düşmeme ve zamanı daha verimli kullanabilme adına konuşmama izninizle birkaç slayt eşliğinde devam etmek istiyorum. Aslında hepimizin bildiği birkaç hususu yine birlikte hatırlayarak ve yine aslında Amerika'yı, daha doğrusu keşfedilmiş olan Amerika'yı yeniden keşfetmeden de neler yapabileceğimizi hep birlikte hissetmek ve gösterebilme adına. Evet. İzninizle. Sanıyorum ekrana geldi. Geldi. Evet. Evet, sunumumda öncelikle partimin geçmişten bugüne taşıdığı miras ve kişisel deneyimlerim ışığında örgütlenme kavramı üzerinde durmak, devamında örgütlenmeyi hem bir hak hem de bir görev olarak tanımlamak ve bunu kişisel deneyimlerimle örneklendirmek istiyorum. İkinci adımda ise bugünün siyasi ve toplumsal gerçekliğinde sağlanan örgütlü olmanın sağladığı gücü hem toplumsal hem de siyasi kazanımlar hem de seçim güvenliği üzerinden anlatmaya çalışacağım. Türkiye'de siyasi parti örgütlerinin önemini ve seçim güvenliğini 31 Mart ve 23 Haziran İstanbul seçimleri özelinde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları paylaşarak daha iyi anlatabileceğime inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yalnızca ülkemizin değil, dünyanın da en büyük köklü siyasi partilerinden biri. Bir asra yaklaşan siyasi hayatıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşu, Kurtuluş Savaşı'na, Kuvayi Milliye'ye ve hepimizin bildiği gibi Birinci Meclis'e dayanıyor. Ve Osman Bey'in ifade ettiği gibi hakikaten bugün partimizin, Halkın Partisi'nin 97. kuruluş yıl dönümünde sizler de bir arada olmak ise mutluluğumu kat be kat arttırıyor diyebilirim. Benim için örgütlenme deyince ilk aklıma işgal altındaki topraklarımızda bağımsızlık için örgütlenen bir halk ve bu halkı tek bir amaç etrafında örgütleyen Gazi Mustafa Kemal geliyor. Ve yine hep birlikte şöyle bir geçmişi hatırlayalım, hafızalarımızı tazeleyelim. O yıllarda şüphesiz ki herkes bağımsızlığını geri istiyordu.
Herkes işgalcilerden kurtulmak için canını bile vermeye hazırdı. İşte kurtuluşa giden yol aslında bu kararlılık ve inançtan geçiyor olsa da zaferin amacı, anahtarı daha doğrusu aynı amaca ulaşmak isteyenlerin örgütlenmesiydi. Amerika'yı yeniden keşfetmemize gerek yok derken aslında sanıyorum bu yeterli bir örnek olacaktır. Toplumsal bir amaca ulaşmak yine hepimizin bildiği gibi bir niyettir. Fakat bu amaç etrafında bir araya gelip örgütlenmek ise o amaca ulaşmak için yola çıkmaktır, adım atmaktır. İdealler ve hedefler bireysel mücadeleyle ya da ne yazık ki başkalarının lütfuyla kazanılmıyor. Hep sıkça söylene geldiği gibi hak verilmiyor, hak örgütlü mücadeleyle söke söke alınıyor ve elbette çalışarak da tamamlanıyor. Örgütlü mücadeleye inanan kişiler, kişiye, kişilere değil, ilkelere, amaçlara ve plan ve programlara bağlı oluyor. Ben hayatım boyunca, hayatımın her döneminde örgütlü mücadeleye inandım ve örgütlü mücadele olmadan hiçbir başarıya ulaşamayacağımızı da deneyimledim ve örgütlü mücadelelerle neler başaracağımızı da hep birlikte deneyimledik. Ve bu mücadele deneyimlerimden sonrasında aslında işte, evde, mahallede, sokakta, şehirde, hayatın her alanında toplumsal bir amaç için örgütlenmenin hem hakkımız hem de sorumluluğumuz olduğunu bir kez daha hissettim, hepimizin hissettiği gibi. Ve bunun en yakın örneğini de İstanbul seçimlerinde yaşadık, gördük. Yağmalanan, talan edilen, haraç mezat satılan İstanbul'a sahip çıkmak için haklarını korumak, bu ülkeye, kente ve geleceğe karşı sorumluluklarını yerine getirmek için binlerce İstanbullu inançla ve cesaretle bir araya geldi. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partililerin ve vatandaşlarımızın inançlarını, ortak pay duygularını, ortak sorunlarının yarattığı duyguları örgütledik ve bu örgütlemeyle birlikte yine hep birlikte başardık. İşin bu kısmına sona doğru birazcık daha açarak geleceğim. Örgütlenmeden söz ederken takdir edersiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı olarak siyasi parti örgütlenmesiyle ilgili hepimizin fikri olduğunu biliyorum. Ama yine hatırlamayı da bir ihtiyaç olarak görüyorum. Türkiye'de siyasi partiler için üyeleri yani örgütleri en büyük güçtür ve siyasi partileri var edenler ilkeleriyle birlikte örgütleridir. Siyasi parti örgütlenmeleri üyeden mahalleye, mahalleden ilçeye, ilçeden ile, illerden genel merkeze ve genel başkana doğru oluşan hiyerarşik yapılar olduğunu hepimiz biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim İstanbul'un 961 mahallesinde de temsilciliklerimiz ve kadrolarımız var. Yalnız bizim temsilciliklerimiz ve kadrolarımız yalnızca kağıt üzerinde yazılı isimler değil ya da olmaktan çıktı. Onlar bizzat İstanbul'daki hedeflerimizi birlikte karara bağladığımız yol arkadaşlarımız ve yol arkadaşlarımızla birlikte ortaklaştığımız süreçleri yürüttük. Her türlü fedakarlığı yaparak partimizin sözünü vatandaşımıza ulaştıran binlerce on binlerce isimsiz kahramanımız var. Son yerel seçimlerde de hayatın her alanında, sokakta, işte, çarşıda, pazarda, okulda, yan yana ve aynı amaç uğrunda çalışan bir örgüt olmayı başardığımızı görünce açıkçası seçim sonucunun ne olacağını önceden hissetmiştik ve bu sonuç kaçınılmazdı. Daha doğrusu olağan bir sonuçtu bizler için. Biz İstanbul İl Örgütü olarak planlı, programlı, metodik çalışmaya çalışıp halkın sesine kulak verebildiğimizde hep birlikte başarabildiğimizi gördük. Yine siyasi parti üyelerinin niteliği için o parti üyenin partiyle kurduğu ve kurabildiği bir aidiyet ilişkisi olmazsa olmaz. Örneğin İstanbul'da herhangi bir X partisinin
milyonlarca üyesi olduğunu düşünelim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim İstanbul'daki üye sayımız 272.077. Bakıldığında, sadece nicelik olarak düşünüldüğünde, seçimi kazanma ile ilgili yorumlar yapılırken doğal olarak üye sayısı çok fazla olan partilerin kazanması, kazanılabileceği düşünülür. Öyle değil mi? Ama biz bu esası göz ardı edip de üyenin sayısından ziyade üyenin inanmışlığını, örgütlülüğünü, adanmışlığını devreye sokup bunun mekanizmalarını kurduğumuzda aslında meselenin niceliksel bir meseleden ziyade niteliksel örgütlenmede çözümlendiğini hep birlikte görüyoruz. İşte burada siyasi partilerde örgütlerin niceliğinden ziyade niteliğinin de ve o nitelikli örgütün örgütlenme yöntemlerinin tariflenmesinin de ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Siyasi örgütler ikna edilmiş değil de hep birlikte bir amaca inanmış ve bu amaç uğruna her türlü fedakarlığı yaparak çok çalışmaya hazırsa hakikaten başarı kazanılır demiyorum. Hep birlikte bu başarıyı kazandık diyorum. Siyasi partilerin yine genel başkanlarından üyelerine kadar tümü aynı amaca, aynı söze, işe ve hedefe baş koymadığı bir tabloda ise mutlak başarısızlığın ne olduğunu da sanıyorum tarif ediyoruz. Biz İstanbul'da hep birlikte kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaş almışıyla, binlerce üyemizle ve İstanbullularla birlikte bu duyguyu verebilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Değerli katılımcılar, seçim deneyimlerine geçmeden önce birkaç hususu yine hatırlatmak isterim. Her iki seçimde de İstanbul'da hatta tüm Türkiye'de deneyimlediğimiz ya da yaşadığımız durumlar geçmişte alışık olduğumuz durumlardan oldukça farklıydı. Türkiye'de örgütlülüğün yalnızca siyasi partilere üye olmak olduğunu zannettiğimiz bir dönem ya da yaşadığımız süreçte 23 Haziran'a giden süreçte hep birlikte yaşayarak Türkiye'deki örgütlülüğün ve bunun örgütlenmesinin yönteminin sadece siyasi partilere üye olmaktan geçmediğini de gördük. 7'den 70'e toplumun tüm kesimlerinin adalet ve demokrasi paydası altında nasıl buluştuğunu, halkın demokrasiye olan bağlılığını hukuksuzca iptal edilen 31 Mart seçimlerinden sonra hem daha iyi görmüş hem de bu süreci hep birlikte deneyimlenmiş olduk. Halkın iradesine sahip çıkmak için sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'de bir araya, tüm Türkiye'nin bir araya gelmesi hakikaten demokrasimiz açısından bir dönüm noktası oldu diyebilirim. Haziran'da yalnızca İstanbul'da seçim kazanılmadı. Yine hepimizin bildiği gibi Türkiye'de insanlar demokrasiye sahip çıktı ve demokrasiden geri dönüş olmadığını hep birlikte kanıtladı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul örgütü olarak İstanbul'a nefes aldırmak, İstanbul'u yeniden halka vermek için aslında aylar öncesinden yola çıkmıştık. Peki bunu hep birlikte nasıl başardık? Aslında bu nasıl başardık sorusunun cevabı hepimizde. Beni dinleyen sizlerde, şu anda bizi izleyenlerde bu duyguyu hisseden herkes nasıl başardığımızı biliyor. Dolayısıyla ne yaptıysak, ne başardıysak hep birlikte başardık. Aynı duyguyu hissedenlerin aynı inançla örgütlenmesiyle başardık. O yüzden ne yaptıysak hep birlikte başardık. Ceza vermeye gelince bu işin elbette espri kısmı olsun. Belki o ceza bana verildi ama aslında cezayı da paylaşsak diye düşünüyorum milyonlarla birlikte. Bu tabii işin biraz da gülelim kısmı. Her neyse. Biz yola çıkarken il başkanı olduğum günün ertesi gününde İstanbul nefes alacak, Türkiye nefes alacak derken aslında o öylesine söylenmiş bir cümle değil, hakikaten hissedilerek, düşünülerek planlanmış bir cümleydi. Öylesine bir cümleyi söylemediğinizde inandığınızı
hayata geçirecek doğru mekanizmaları kurduğunuzda ve inancınızı karşınızdakine aktaracak ve karşınızdakine aktardığınızda onun size inancını ve işini geri aktaracağı mekanizmaları kurduğunuzda bu işin olabileceğini yine hep birlikte deneyimledik. Ve bu süreçlere devam ederken, bu çalışmaları yaparken daima söylediğim ve tekrardan hiç bıkmayacağım bir cümlem vardır. Hiçbir zaman İstanbul'da bizler mış gibi iş yapmayacağımızın sözünü birbirimize verdik. Hakikaten inandığımız çalışan örgütümüzün, 97 yıldır emektar ve emekçi örgütümüzün zaten var olan çalışmasını, zaten hissettiği çalışkanlığını sadece örgütleyerek görünür olmanın araçlarını kurduk hep birlikte diyebilirim. Ve bu yola çıktığımızda malumunuz bir 2018'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin sonrasında partimizde elbette ve toplumsal muhalefette bir endişe, bir durgunluk ve haklı olarak bir öfke hali de hasıl olmuştu. Dolayısıyla yerel seçimlere hazırlandığımız süreçte araya böyle bir seçimin girmesi de bizi her ne kadar İstanbul örgüt olarak 2018 seçimlerinde de, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de sandık güvenliği açısından, diğer çalışmalar açısından elimizden gelenin en iyisini başarmaya çalıştıysak bile toplam sonuca baktığımızda toplumda yaratılan o hayal kırıklığı ve öfkenin önüne geçemediğimiz bir süreci de hissetmiştik. Hal böyle olunca bizim genel Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra çalışmalarımızı çok çok daha fazla arttırarak vatandaşta oluşan haklı ve anlaşılır öfkeyi ortadan kaldırma gibi bir sorumluluğumuz da vardı. Çünkü biz şunu biliyorduk. Sözle değil, çalış demekle değil, söylediğimizi kendimiz yaparak ve nasıl yaptığımızı anlatarak, mekanizmaları kurarak, işi delege ederek değil, delege etmenin yanında işi denetleyerek, bir işi yaparken geri bildirim mekanizmalarını kurarak ve o geri bildirim mekanizmalarıyla birlikte de İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün her biriminin, her bir kişisinin, her bir kurumunun, her bir komisyonunun, herkesin sürecin içinde görevlerinin tanımlı olduğu mekanizmaları kurarak bunu yapabileceğimizi öfkeye rağmen, vatandaşta haklı olarak oluşmuş hayal kırıklığına rağmen oluşabileceğini çok yoğun hissetmiştik. Ve bizim İstanbul'da yeni bir başlangıcın olacağına, her şeyin çok güzel olacağına önce kendimizin inanması ve daha sonra da sokağa çıkmamız gerekiyordu. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinden sonra beni açıkçası en çok mutlu eden şeylerden birinde bu arada sizinle paylaşmak isterim. Örgütte binlerce, on binlerce parti üyemizle doğal olarak karşılaşıyorum. Bu seçimlerden sonra herkesin bana hep söylediği, başkanım siz bize kazanacağız demiştiniz, kazandık. Yani kaç kez tekrarladığımı hatırlamıyorum ama karşılaştığım herkes bunu söyleyip ve bir kez benden duyduysa hakikaten ağzımdan milyonlarca kez çıkmıştır. Mesele milyonlarca kez kazanacağız demek değildi. Hakikaten ona inanmış bir şekilde kazanmak için gerekli sorumluluklarımı yerine getirip örgütümüzün de ve İstanbulluların da inanmasını sağlamaktı diyebilirim. Ve ne yazık ki İstanbul'da yeni bir başlangıcın olacağına inanıyoruz. Ve bugünkü toplantımızın konusu da dedik, hep birlikte inandık. Aslında bakıldığında benim açımdan ne acıdır ki Türkiye'de seçim güvenliğiyle ilgili konunun hala konumuz, sorunumuz ve sorumluluklarımızdan biri olması. Umarım gelecekte seçim güvenliğiyle ilgili ne bu toplantıların yapılmasına gerek kalır ne de seçim güvenliği için ayrı ayrı süreçler yürütülmesine kalır diyelim. Bunların olabilmesi için hakikaten demokrasinin içselleştirdiği ve demokratik seçimden kaygı duyulmayan seçimlerin yaşadığı bir ülkeyi
bir geleceği ya da bir demokratik toplumu hep birlikte inşa ettiğimizde çok daha keyifli o günün konularıyla bir arada olur arkadaşlarımız diye düşünüyorum. Biraz önce de söyledim, inancınızı doğru örgütler ve nasıl örgütleyeceğinizi bilirseniz başarı kaçınılmaz diye. Burada birazcık öznel bir takım şeyleri sizlerle paylaşacağım. Sandık güvenliği konusunda ve elbette birçok konuda seçimden bir ay önce değil, seçimden iki ay önce değil, üç ay önce değil, il başkanı olduğumun sanıyorum birinci ayında çalışmaya başlamıştık. Bunları ben anlatıyorum ama tek başıma benim çalışmadığımı bütün dinleyicilerimiz zaten takdir ediyordur. Ve hakikaten takıntılı bir şekilde bunu söylerken de bunu da aslında çok da normal olmadığını da ifade etmek durumundayım. Sandık güvenliği çalışmalarının sürdürülmesi, aylar öncesinden başlanması, denetlenmesi, arkadaşlarımızın sürecin içine dahil olması. Yani şöyle örnek vereyim. Şöyle bir örnek vereyim. Seçimden bir yıl öncesinde sandık güvenliği çalışmasına ilk başladığımızda haklı olarak bütün üyelerimiz ve kimi yönetici arkadaşlarımız hani bu kadar erken ne gerek var sorularının ve algılarının, duygularının olduğu bir dönemde böyle bir çalışmayı başlattık. Burada tek bir sandık çevresinde bile tek bir eksiğimizin kalmayacağı ama eksiğimizin kalmaması mesele değil. Öyle ya da böyle sandıkların etrafında bizlerin, Cumhuriyet Halk Partilerin görevlileri oluyor. Orada bulunan bütün görevlilerimizin, sandık görevlilerimizin, avukatlarımızın, müşahitlerimizin, bilişim sorumlularımızın bu süreci yürütürken hepimizin hissettiği duyguyla ve inançla orada olmasının kanallarını oluşturmaya çalıştık. Bu böylesi bir mekanizmayı kurmak hem çok kolay hem de çok zordu. Kolay olmasının sebebi, yerel seçimlere gelerek söylüyorum. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Örgütü 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de İstanbul'da tüm ıslak imzalı tutanakları elde etmiş. Hatta bunları web sayfamızdan yayınlamıştık. Yani bunu başaran bir örgüt vardı. Daha önceden başarmıştık, daha iyisini yapabilirdik. Zor olan tarafıysa hem örgütlerimizi hem de İstanbul halkını bu seçimde İstanbul'da yönetimin değişeceğine ve değiştiğinde nelerin olacağını inandırmak için çok stratejik çalışmalı, süreçleri doğru tanımlamalı, hızlı tamamlamalı ve hata yapmamalıydı. Ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının yarattığı o kısmi motivasyon kaybını da artık hepimizin aşması lazımdı. Yani seçimlere henüz bir yıldan fazla süre olmasına rağmen İstanbul'da biz biraz önce söylediğim duyguyu aşma adına örgütlerin tüm kademelerinden başlayarak mahalle birimlerinden, ilçelerden, il başkanlığımızda ve bütün katmanlarını içine alan çok farklı çalıştaylar düzenledik. Çalıştay deyince bir cümle eklemek isterim. İstanbul'da yaptığımız bütün toplantılar, çalışmalar, parti içindeki çalışmalar, STK'larla yaptığımız buluşmalar, diğer siyasi partiler, iletişimlerdeki toplantılar mutlaka ve mutlaka her toplantımızdan bir sonuç çıktı ve asla ve asla İstanbul'da mış gibi hiçbir toplantı yapmadık. Konumuz belliydi, amacımız belliydi. Amacımıza nasıl ulaşacağımızın yöntemlerini hep birlikte bulduk. Bütün toplantılarımızı bu anlamda bu verimli süreçlerin bir parçası yapmaya alıştık. Çalıştık ve başardığımız düşünüyorum büyük oranda. Yine evet biz bunları yaparken bir yandan siyaseti stratejik olarak belirleme, bu süreçleri yürütme örgütlerin ama bir de işin konunun uzmanlarının bilimin ve aklın da ortaklığında olması gereken bir durumdu. Ve İstanbul'un 39 ilçesinde mahalle mahalle adeta İstanbul'un MR'ının çekildiği raporlar hazırladık. Ve hakikaten bu raporlar bize hem İstanbul'un gerçekliğini, hem İstanbul halkının sorunlarını, hem İstanbul halkının memnuniyetini ya da memnuniyetsizliğini ve bu süreçten değişmesi için
nasıl bir belediye başkan adayı istediğini ya da beklediğini ya da bize o kadar doğru verileri sundu ki bunlardan hakikaten çok fazla faydalandık. Yani siyaseti her kim olursa olsun her şeyi bilirim diye değil, bence diye cümleye başlayıp her konuda uzman olan değil, en doğru süreçleri nasıl yöneteceksek örgütlü bir şekilde bilimi, aklı, örgütü stratejik bir planlamayla birbirine entegre etmeye hep birlikte çalıştık. Ve bunun sonucunda da yine hep birlikte bu umutsuzluğu umuda çevirmek için 1 Kasım'da yayınladığımız Adayımız Sensin İstanbul videosuyla aslında yerel seçim stratejimizin ilk mesajını kamuoyuna paylaşmıştık. Bu reklam filmiyle İstanbullular ile İstanbul yönetimi arasında koparılan aidiyet bağının yeniden kurulacağını hatırlattık. Adayımız Sensin sloganıyla İstanbul'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın İstanbul'un yönetimine ortak olacağı mesajını verdik. Çünkü biz İstanbul'un yerel iktidar sürecini birlikte yürüme hikayesine çevirmek istiyorduk. Biz farklılıklarımızı hep birlikte bir güç haline getirmeyi, İstanbul'u ayrımsız bir birlikteliğe aday göstermeyi hedefledik. Aslında o günlerde yürüttüğümüz çalışmalar her şeyin çok güzel olacağı, yakın bir geleceği işaret ediyordu. Gerçekleştirdiğimiz onlarca örgüt toplantıları, çalıştaylar sonrasında 15 Kasım 2019'da İstanbul İl Başkanlığı Seçim İşleri ve Sandık Güvenliği Komisyonumuz aslında bütün arka plan çalışmalarını bitirmişti. Ve bu arkadaşlarımızı aktif olarak sahaya çıkarak seçim güvenliği için bütün çalışmalarımızı hızlandırdılar. Ve tek bir sandıkta bile boşluğa yer yoktu. Bu sözü örgüt toplantılarımızda inanın belki 1000 defa, belki 100 bin defa tekrar etmişimdir. Ve yine genel başkanımızın katılımıyla 17 Kasım 2018 tarihinde Sokaktan İstanbul'a Seninle sloganıyla ya da üst başlığıyla diyelim mahalle temsilcileri toplantımızı gerçekleştirdik. Mahalle performans takip sistemi ki oldukça faydalandığımız bir sistem oldu ve İstanbul'un 961 mahallesinde yapılan tüm çalışmaları an be an takip ettik ve partilerimize bu çalışmalar ışığında da çalışma programları gönderildi. Bunlar dikkat ederseniz henüz adaylarımız belirlenmeden yürüttüğümüz süreçler. Yine İstanbul İl Başkanlığı olarak 24 Haziran seçimlerinden sonra startını verdiğimiz yerel seçim çalışmalarında oluşturduğumuz mekanizmalar ve attığımız adımlarla tek hedefimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanarak İstanbul'u yeniden halka vermekti ve genel başkanımızın da burada takdir edersiniz ki İstanbul İl Başkanı olduğum ve İstanbul örgütünü ve İstanbul seçimlerini konuştuğum için hep İstanbul'dan örnekleyerek gidiyoruz. Ama şunun altını çizmek lazım. Biraz önce de siyasi partilerin üçgen hiyerarşik piramidini gösterdim. Eğer genel başkanımız da bizim İstanbul'da yaptığımızı aynı anlayışla tüm Türkiye'de yaparken ve o anlayış ortaklığımız sayesinde biz İstanbul'da bu sözünü ettiğimiz çalışmaları bu kadar yorucu ama rahat bir şekilde sürdürdük diyebilirim. Ve sonrasında İstanbul'da bu çalışmalarla birlikte inancımızı, ortak hikayemizi, ortak hayalimizi ve demokrasi mücadelemizi yerel seçimde bütün İstanbul İttifakı dediğimiz demokrasi paydaşında buluştuğumuz tüm İstanbullularla birlikte büyüttük ve genişlettik. Ve örgütümüzün bu çalışmalarda yaptığı doğru işleri sistematik hale getirdik. 39 ilçemizde ve 14 ilçe belediyelerimizin benzer çalışmalarını, benzer özelliklerini eş güdümlü bir hale getirmeye çalıştırdık. Çünkü kamuoyuna İstanbul'u yeniden halka verdiğimizde neleri yeniden kazanacaklarını göstermek için bunlara ihtiyacımız vardı. Ve çalışmalarımızda ilk günden itibaren biraz önce de ifade ettiğim gibi sürecin her aşamasında genel başkanımız
Kemal Kılıçdaroğlu ve genel merkez yöneticilerimizle paylaşarak öneri ve tespitleri de karşılıklı ortaklaştırarak süreci koordineli bir şekilde yürüttük diyebilirim. Sonrasında biraz önce de ifade ettim, İstanbul halkı nasıl bir belediye başkanı istiyor sorusunun cevabı ile birlikte ne mutlu ki bizlere, ne mutlu ki İstanbullulara, hepimize tam da İstanbullunun tarif ettiği profile uygun, uyan bir belediye başkanımız vardı. Ve devamında hepimizin bildiği gibi İstanbullunun bize tarif ettiği belediye başkanımızı, o dönemler Beylikdüzü belediye başkanımız olan belediye başkanımızı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 18 Aralık 2020 tarihinde İstanbul'un onayına sunduk. Ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının açıklandığı gün yeni bir sayfa açılıyordu. Ve bizler hedefe inanma, örgütlenme, planlama, eğitim ve operasyon işlerimizle birlikte her birimiz bulunduğumuz alanda ve birbirimize tariflediğimiz görevlerle birlikte çalışmalarımıza devam ettik. Seçim güvenliği çalışmalarımız kapsamında İstanbul'un 39 ilçe örgütlerinde birlikte tespit ettiğimiz 19.501 yığma seçmenle ilgili aslında itirazda bulunmuştuk ve bunların da birçoğunu gereği hukuksal olarak yapılmıştı. Bu şekilde seçime ta aylar öncesinden hile karıştırılmasına büyük oranda engel olduğumuzu ifade edebilirim. Yine seçime kadar 39 ilçe örgütümüzün eğitim sekreterleri, hukuk, seçim, örgüt ve bilişim sorumlularından oluşan sandık güvenliği komisyonumuz ve il merkezimizdeki komisyon o kadar çok süreci yakından takip etti ve o kadar çok toplantılarla birlikte toplanmakla kalmayıp sürecin hatasız hatta sıfır hatayla tamamlanması için çalıştı ki şimdi ben size anlatırken bile bu arkadaşlarımızın çalışmalarından dolayı heyecanlanıyorum. Çünkü bu toplantılara zaman zaman katıldığımda arkadaşlarımızın nasıl yorulduklarının ama inançlarının o yorgunluklarını perdelediğinin birebir tanığıyım. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 31 Mart-23 Haziran seçimleri arasında bir akşam Sandık Güvenliği Komisyonu'yla Seçim Koordinasyon Merkezi'nde toplantıdayken artık herkesin gözünün kıpkırmızı kan çanağı neredeyse birbirimizi tanımadan konuştuğumuzu hissettiğim bir an olmuştu. Ve yine seçim çalışmalarımızın kamuoyunda görünen yüzü ya da yüzleri kadar görünmeyen alanlarına dair de hakikaten çok özel çalışmalar yürüttük. Ve bu sürece dair geçmiş dönem partimizde görev almış bütün parti yöneticilerimizi, geçmiş dönem milletvekillerimiz, il başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, aklınıza gelebilecek herkese bu süreçlerin içinde tanımlayarak ve görevlerini tarifleyerek herkesi bu sürecin içine dahil ettik. Daha doğrusu zaten sürecin içindeler, daha aktif katılıp daha çok katkı sunacakları süreçleri kendileriyle birlikte oluşturduk. Ve yine seçim sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne o güne kadar hiç oy vermemiş toplumsal kesimlerle diyalog kanalları oluşturduk. Ve genel başkanımızın özellikle hem 31 Mart seçimleri öncesinde hem 23 Haziran seçimleri öncesinde bu kanallarla yaptığı görüşmeler, toplantılar ve buluşmalarında çok çok önemli ve sonuç alıcı olduğunda altını çizmek durumundayım. Uzun lafın kısası, şimdi anlattıkça açıkçası bir yandan da hatırlıyorum, bir yandan da heyecanımı engel olamıyorum. Ve bu yaptığımız bütün çalışmalarla birlikte yapmadığımız bir şey vardı ki yapmamamız da gereken bir şey vardı. İstanbul'da seçim süreci devam ederken herkes kendi işini yaptı. Hiç kimse bir diğerinin işini yapmaya kalkmadı. Bence seçim başarısının tek değil ama önemli durumlarından biri de buydu. Örneğin İstanbul'da bir büyükşehir belediye başkan adayımız vardı. Nasıl çalıştığını anlatmamıza gerek yok. Hepimiz gördük. Adayımız
7/24 sabah akşam hiç yorulmadan. Pazarda, çarşıda, sokakta, toplantılarda, aklınıza gelebilecek her yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak vatandaşla buluştu. Orada işini çok iyi yaptı. Sandık Güvenliği Komisyonumuz arka planda hiç kimsenin görmediği, belki ömür boyu kimsenin isimlerini bilmeyeceği arkadaşlarımız hiç kimsenin görmediği bir yerde işini çok iyi yaptılar. Ben il başkanı olarak işim o orkestrasyon ve o planlamaydı. O planlamayı yapabilme adına bulunduğum yerde işimi çok iyi yaptım. Örneğin kampanya ile ilgili İstanbul gönüllüleri, diğer siyasi partiler ve bu kampanyaya inanmış ve oy vermiş, çalışmış herkes bu süreçte ne mutlu ki görevinin ne olduğunu hissederek, bilmese bile hissederek herkes doğru zamanda, doğru yerde ve doğru görevde buluştu diyebilirim. Özellikle 31 Mart ve 23 Haziran arası süreçte tüm İstanbullular, Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifakımız olan İyi Parti ve örgütleri, İstanbul İttifakı dediğimiz bütün yapılar ama tüm Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir atmosferde seçim gerçekleştirirken çalışmanın planlanması kısmında hakikaten kolay bir planlama olmadığını hepinizin hissedeceğini düşünüyorum. Ama planlama olmasa bile işinin ne yapacağını ya da işinin nerede kendisine ihtiyaç duyulacağını hisseden herkesin kendilerini konumlamaları sayesinde de bu zorlu süreci hep birlikte atlattık. Örneğin 23 Haziran seçimlerine giderken tüm Türkiye'den İstanbul'a gelen vatandaşlarımız, avukatlarımız, STK temsilcileri, partililerimiz, milletvekillerimiz geldiğinde aslında öylesine doğal bir planlama vardı ki hani İstanbul İl Başkanlığı olarak ve İstanbul İl Başkanı olarak benim sadece o doğal olan planlamayı kolaylaştırmak için daha metodik hale getirmenin ötesinde çok da bir şey yaptığımı söyleyemem. Ama şunu söylemek durumundayım. Örneğin ben bir milletvekilimizin, İstanbul dışından gelen bir milletvekilimizin süreci bilmediği için bir ya da 2 gün kalır dönerim diye düşünerek hiçbir kıyafeti olmadan gelen bir milletvekilimizin kıyafet almaya bile zamanı olmadan 5 gün aynı gömlekle sandık kurulunda nasıl nöbet tuttuğunun birebir tanığıyım. Hiç kimseye bir şey söylemeden Anadolu'nun binlerce kilometre ötesinden ben de gideyim bir sandık kurulunda nöbet tutayım diyerek bir vatandaşımızın kendi parasıyla bilet alıp bir seçim kurulunda nöbet tuttuğunun birebir tanığıyım. Ve bu tanıklıkları o kadar çok arttırabilirim ki bu duygu olmasa, bu ortak ideal, bu ortak inanç olmasa ne kadar planlı örgütlersek örgütleyelim bunu da başaramazdık. Her biri birbirini tamamlayan süreçler oldu diye bu birkaç örneği de sizinle paylaşmak isterim. Ve yine devam ediyorum. Ve biz aylar boyunca, defalarca, kimi zaman bıktırıncaya kadar, kimi zaman gecenin bir yarısında genel başkanımızın aramasıyla, büyükşehir adayımızın aramasıyla, benim ya da parti yöneticilerimizin aramasıyla motive ederek sandıklarda görev alacak bütün binlerce üyemizi defalarca ama defalarca aramakla kalmayıp iletişime geçtik. Ve şu anda anlatırken bile heyecanlandığım duyguyu, durumu bütün üyelerimize, görevlilerimize, bütün herkese hissettirmeye çalıştık. Ve hakikaten ne mutlu ki başarmışız. Ve ben bu duyguyu hisseden, hissettiği bu duyguyla birlikte sorumluluğunu yerine getiren milyonlarca vatandaşımıza ve ben bir kez daha İstanbul örgütümüze çok çok teşekkür ediyorum. Ve bu duygu ve bu duygunun örgütlenmesi sayesinde İstanbul'un 39 ilçesinden ıslak imzalı sonuç tutanaklarının tümü bizim seçim koordinasyon merkezimize ulaşmıştı. Ve elimizdeki sonuçlar bizde zaten vardı ve yine bu sayede 1 Nisan günü saat sanıyorum 10 sularında YSK'da bu durumu doğruladı. Islak imzalı tutanakların tümüne sahip çıkmasaydık o gece neler olacağını hepimiz biliyoruz. Hiç onu uzun uzun anlatmaya gerek yok.
Ama biz ilk günden hissettiğimiz duyguyu planlı, programlı, stratejik bir şekilde örgütleyerek nasıl sonuç alacağımızı da biliyorduk diyerek burayı hepimizin bildiğini tekrarlamamayı tercih ediyorum. Yine teknik birkaç şey söylemek isterim. Bunlar belki rakamlar ama bu rakamlarda herkesin, Cumhuriyet Halk Partililerin, İyi Partililerin, bütün siyasi partilerin bu paydada birleşen ve İstanbulluların çok ciddi bir teri ve emeği olduğu için şu sayıları da vermek isterim. İstanbul'da en az 200 bin kişi bu söylediğimiz süreçler içinde hakikaten bilfiil ve aktif çalışan kişilerdi. Ve şunu ifade etmek isterim. 23 Haziran seçimlerine giderken seçim koordinasyon merkezine mutlaka dinleyiciler arasından gelenler olmuştur. Nasıl odalarda herkesin nasıl çalıştığını tanıklığı edilmiştir. Şunu söylemek isterim. Sandık güvenliği masamız, hukuk masamız, kriz masamız, sandık sonuç takip masamız, ekiplerimiz gibi yüzlerce arkadaşımız aynı anda bilfiil çalışıyordu. Hatta 23 Haziran seçimlerine giderken gün sonu masası da oluşturmuştum. Gün sonu masası da hani iş yerlerinde gece Z rapor alınır, hani elimizdeki bakiye görülsün denir ya. O günün sonunda biz neleri planladık, neleri yaptık, neleri yapamadık ve çıktılarımız ne diyeceğimiz masalarımızı da kurduğumuz bir şeyi yaşadık. Yine şimdi aklıma geldi. İlk yerel seçimlerle ilgili bir seçim koordinasyon merkezi tutmayı, hazırlamayı düşündüğümüzde il yöneticisi arkadaşlarımı çok yormuştum açıkçası. Çünkü önerdikleri binaların hiçbirini beğenmiyordum. Daha büyük, daha büyük, daha büyük. Arkadaşlar bir türlü anlamamışlardı. Derdim büyüklük, metrekarenin büyüklük takıntısından ziyade 31 Mart'ın böyle geçeceğini hiçbirimiz öngörememiştik. Ama sonrasında şunu fark ettim ki eğer buralarda ta o dönemlerde olabilecekleri ihtimaller dahilinde birçok şeye ihtiyacımız olabileceğini öngörememiş olsaydık belki küçücük bir SKM'de bu süreçleri tariflemeye çalıştığımız ve yürütmeye çalıştığımız süreçleri bu kadar rahat yürütemeyecektik. Burada da o il binamızın bulunmasına vesile olan arkadaşlarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum diyerek. Ve sonuçta bugüne geldik. Ve biz bugün Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Örgütü olarak bir kez daha seçim güvenliği için hazırlık yapmaya gerek duymayacağımız demokratik bir Türkiye için çalışıyoruz. Ve demokratik Türkiye için hakikaten İstanbul'dan Türkiye'ye tek yön iktidar diyerek Genel Başkanımızın sürekli ifade ettiği gibi Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırabilme adına ve bizim 37. kurultayımızda Genel Başkanımızın ikinci yüzyıla çağrı beyannamesinin bizlere hissettirdiği ve hep birlikte öğreteceği ilkeler ışığında İstanbul örgütü olarak İstanbul nefes alacak, Türkiye nefes alacak diye söz vermiştik. İstanbul nefes aldı, şimdi hep beraber Türkiye'nin nefes almasını konusundaki çalışmalarımızı sanki yarın seçim olacakmış gibi sürdürüyoruz. Ve buradan ben bir kez daha bu inancı bana veren ve bu inancı bana verirken yapabileceğimizi de hissettiren ve benim işimi kolaylaştıran ve Türkiye'nin nefes alacağına olan inancımın adımın Canan olduğu kadar emin olmama vesile olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Örgütü'ne çok çok teşekkür ediyorum. Ve beni dinlediğiniz için ve sabrınızdan ötürü hepinize çok teşekkür ederek burada tamamlamış olayım.